Al anne şeker ye. Hey. Rambir ne yapıyorsun? Rambir. Hey Parul'un düğünü olacak. Rambir ne yaptın sen? Benim orucumu bozdun biliyor musun? Hadi ama anne endişelenme. Bana bir şey olmaz. Hey teyze bunu al. Herkese tatlı ver. Ne de olsa kızın evleniyor. Yapma teyze. Neden ağlıyorsun? Manastan daha iyi damat mı var? Aklını mı kaçırdın? Onun orucunu bozdun. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Bak, benim çok sabrım yok. Onu ikna etmeliydim. Bu yüzden böyle tepki verdim. Tebrik etmek yok mu? Parul artık evleniyor. Mutlu değil misin? Ha? Buna sevinmedin mi? Hı? Neden düğünü iptal etmekten bahsediyorsun? Ha? Sence ben deli miyim? Başım da ağrımıyor ama sana göre ağrıyor. Çok takıntılısın. Neyin var Rambir? Bugünlerde seni anlamıyorum. Unuttun mu? Parul ve Manas'ın evliliğine karşıydın. Onların evlenmemesi için benimle kavga ederdin. Kararını değiştiriyorsun. Anlamıyorum bunu. Neden yaptın? Çünkü ben değiştim. Artık eski Rambir değilim. Ben Arvi'yim. Yeni avatar. Ve sen bundan mutlu olmalısın. Her kadın kocasına saygı duyar. Ne kardeşim için mutlusun ne de benim için. Bak Işani, herkes bilir ki Kriş'e kimse Parul'dan daha iyi bakamaz. Ve ayrıca Dişe, o kendine bakamıyor. Manas ve Kriş'i hak etmiyor. Ve Parul'u görmedin mi? Kriş'i nasıl seviyor? Öz annesi gibi. Yani bu olanlar için iyi bir teklif oldu. Ve en iyi karar. Doğru mu yanlış mı? Bunu bilemiyorum. Ama sana çok güveniyorum. Ve kocam olduğun için değil, biliyorsun. Eğer benim kocam olmasaydın, yine de sana güvenirdim. Sana itaat ederdim. Çünkü seni seviyorum. Eğer seviyorsan, güvenmek zorundasın. Seni seviyorum Rambir. Sen neden bana çok güveniyorsun? Çünkü her aşık eşine güvenir.
Ya şey, bana bir izden bahsediyordun. Ben şey, estetik ameliyat oldum da. Neden ona iz hakkında yalan söyledim ki? Rahatlasın diye. Ama o Ranvir'i seviyor. Neden onu düşünüyorum ki? Ama bu iş hani... çok güzel. Ve sen aptalsın. Şimdi mutlu musun Manas? Ha? Sonunda Parul'la arandaki engel kalkacak. Nişan, sen ne diyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum. Ama üzgünüm Manas. Bütün bunlara tahammül edemiyorum. Ve Ranvir bana Parul çocuğa daha iyi bakar dedi. Ama bir şey söylemedin. Sen bunları sessizce dinledin. Ona neden ağzını açıp bir şey söylemedin? Neden beni desteklemedin söyle. Karına neden destek olmadın? Söyle Manas hadi. Çünkü Ranvir haklıydı. Ve sen de Dişa. Mutlu olmalıyım. Ranvir benim için Parul'u seçti. Ve şunda da haklı, Parul Krish için iyi bir anne. Kimse onun gibi olamaz. Neden mi? Çünkü o beni iyi anlıyor, beni destekliyor. Ama sen beni hiç anlamadın. Kim olursa olsun aynı tepkiyi verirdi. Parul'la evlenirdi. Ama ben evlenmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü sana karşı sevgim var. Bu yüzden yapamam. Mantıklı biriyim belki ama hislerime yenik düşüyorum. Gerçi bunları boşuna anlatıyorum. Çünkü sen beni hiç anlamadın ve anlamayacaksın da. Ranvir'e neden bir şey demedim biliyor musun? Ona bir şey söyleseydim beni duyardı. Ama tüm bunları anlamak yerine... Hey amma, ağlama artık, unut gitsin. Nasıl unutabilirim? Ranvir için oruç tutuyordum. Uzun yaşaması için. Ama onun yüzünden bozuldu orucum. Eğer Ranvir'e bir şey olursa... Aa, amma neler düşünüyorsun? Ona hiçbir şey olmayacak. Ben de onun için oruç tutuyorum. Hı? Babam haklı anne. İyi ki geldin kızım. Bana inanmıyor. Anne, babam da oruç tutuyor. Ne düşünüyorsun? Tanrı babasının orucuyla ona uzun ömür vermez mi? Ama bunu neden yaptı? Dinle Işali. Bugünlerde tek hissettiğim, yani Ranvir'in başının belada olduğu kızım. Anne, bu nasıl mümkün olur? Onu hep görüyorsun. Başı belada olamaz. Evet, son birkaç gündür tuhaf davranıyor biliyorum ama bu ilaçların yan etkisi, sorun yok. Parul'la Manas konusuna gelirsek, bence bu konuda Ranvir'e güvenmeliyiz anne. Onun her kararı ailemiz için her zaman en iyisi oldu, bunu biliyorsun. Dinle, o bizi her zaman büyük belalardan kurtardı, unutma. Umarım biri notu okumuştur ve sonra beni kurtarmaya gelir. Buradan çıktığımda hepinizi...
Mektup yazmayı çok mu seviyorsun ha? Sinsice göndermeye çalıştığın notu buldum. Neden bana hep sorun yaratıyorsun? Senin yüzünden neler oldu ha? Senin yüzünden öfkemi ailenden çıkardım. Anneni çok üzdüm. Ve tabii bir de diğer bütün aile üyelerini. Ne yaptın sen? Ne yaptın söyle? Annen bugün senin için oruç tutmuştu. Ama ben onu bozdum. Ömründen çaldım. Ama sen merak etme, sorun yok. Bunu neden yaptın? Neden? Hey, neden sinirleniyorsun? Evet, ben kötüyüm. Ama yine de hep kötülük yapmıyorum. Bak, ailen için iyi şeyler de yaptım. Kız kardeşin Parul. Onun evlenmesini sağladım. Bay Manas'la. Aile üyelerin biraz itiraz etti. Ancak ben bütün o itirazları reddettim. Senin yüzüne sahibim, faydalanmayayım mı yani? Evin reisi olacağım ve herkes benim emrime uymak zorunda. Unutma, sana mutluluk veren şeyleri senden teker teker alacağım. Aileni mutlu görmek istiyorsun. Ama ben onları çok ağlatacağım. Yakında düğün olacak. Ama evdeki herkes yasta. Bunu neden yapıyorsun? Benim düşmanımsan benden intikam al. Anladın mı? Onlara dokunma. Sana ne yaptılar? Anlatayım. Ama inanacak mısın? Ailen bana ne yaptı? Senin ailen bana geçmişte ne yaptıysa ben de sana aynını yapacağım. Söyle sana ne yaptılar? Bunu neden yapıyorsun? Anlatayım. Anlatayım. Sana tüm hikayeyi anlatacağım. Bir insanken nasıl bir şeytan olduğunu. Ama böyle değil. Böyle hızlı olmaz. Önce sana eziyet edeceğim. Biliyor musun dün gece karınla aramda ne oldu? İkimiz de küçük bir aşk hikayesi başlattı. Evet, o dün gece bana yakın olmaya çalıştı. Ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Ama ellerini gerçekten çok beğendim. O beni çok seviyor. Yemek yerken hep bunu söyledi. Beni her şeyden çok seviyor. Seni sevmiyor, o beni seviyor. Yapma. Eğer seni seviyorsa neden bana yemek yedirsin ha? Çünkü benim yüzüme sahipsin. Ve o seni Ranvir sanıyor. Ama bu uzun sürmeyecek. Merak etme, yakında anlar. Söylemiş olmalı beni nasıl sevdiğini. Gözlerinin içine bakmıştır. Ve sonra da sana gülümsemiş. Peki ya sen? Onun gözlerine aşkla baktın mı? Hayır. Sen ona aşkla bakamazsın. Yüzümü alabilirsin ama kalbimi alamazsın. Benim işaniye hissettiklerimi sen hiçbir zaman hissedemezsin. O bugün ya da yarın bunu öğrenecek. Ranvir olmadığını öğrenecek. Ne sandın? Benim yerimi alarak karımı mı alacaksın? Böyle bir şey asla olmayacak. Bu aşk 18 yıllık. Onu alabilir misin? Çünkü bu aşk yüz yüze değil.
kalpler arasında, iki ruh arasında. O beni yüzümden tanımıyor, duygularımdan tanır. Beni nereye koyarsan koy, hislerim beni ona götürür. Güzel konuşuyorsun ama yapamıyorsun. Bunları yapan benim. Ve kazanan da benim. Sendeki her şeye sahibim. Evin, sevgilin, malın, mülkün, her şeyin benim. Senin hiçbir şeyin yok. Belki param sende ama mutluluğum değil. Ailem senin yanında ama kimse senin değil. Benim karım senin ama seni değil beni seviyor. Şimdi söyle bana, şu hayatta kimse sana üzülüyor mu? Kimse seni gerçekten seviyor mu? Kimse senin için acı çekiyor mu? Kimse seni düşünmüyor. Çünkü senin gibiler sadece nefret için doğmuşsunuzdur. Sizler aşkı elde edecek kadar şanslı değilsiniz. Nişaniyi elde edemez. O benimdi ve benim olacak. Ve o sadece beni seviyor. Bir gün bana gelecek. Ben kaybetmeyeceğim. Sen kaybedeceksin. Aşkınla gurur duyuyorsun, değil mi? Ama bugün senin aşkına sahip olmazsam ne adımı hak ederim ne de bu yüzü. Manas. Manas, çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Sana kaba davranmamalıydım ama anlıyorsun değil mi? Çok korkuyorum. Yarın bir seni gerçekten Parul'la evlendirirse ne olacak? Ben o zaman ne yaparım? Şu, sakin ol, sakin ol. Olmayacak bu. Ranvir'le konuşup anlatacağım. Artık sen varsın. İstemiyorum kimseyi. Seni seviyorum Dişa. Sakin ol. Başkasını düşünemiyorum. Bunu kimse Ranvir'den daha iyi anlayamaz. Konu aşk olduğunda herkes hassastır. Zorla evlilik olmaz. Bunun için sevmek gerekir. Ve benim gönlüm sende. Ranvir tam bir yalancı. Böyle saçmalıkları bütün herkese aşılamış. Kim demiş? Kim dedim? Konu aşk olunca anlayacak mıyım? Bu sevgi değersiz. Sevgi yok ki. O seni terk etti. Ama sen hala ısrarla Dişa'yla olmayı seçiyorsun. Nişani, beni iyi tanıyorsun. Anlayın lütfen. Ben Dişa'yı seviyorum. Bana bak. Dişa seni seviyor mu? Eğer seviyorsa neden terk etti? Tanrı bilir yine neyin peşindesiniz. Peki ya sen? Neden sessizsin? Bir şey söylesene. Ranvir, Parul'dan yana olduğumu biliyorsun. Ama bu onların hayatı. Sadece kağıt üzerinde evli değiller. Birbirlerini seviyorlar. Bence onları ayırmamalıyız. Onlar zaten ayrılmıştı. Sadece... Yeter. Yeterince dinledim. 4 gün sonra Manas damat olarak gelecek. Ve kız kardeşimle evlenecek. Bu kadar. Bunu yapmayacağım.
Harun'la evlenmeyeceğim. Ve İshani, lütfen anla. Birini seversen onsuz yaşayamazsın. Ramir, sen İshani'yi seviyorsun. Söyle bana, benim durumumda kalsan aynısını yapar mıydın? Bütün söylediklerimde çok ciddiyim. Bu Ramir ve İshani'ninki nasıl bir aşk? Beni nereye koyarsan koy, isterim beni ona götürür. Yüzümü alabilirsin ama kalbimi alamazsın. Kimse seni düşünmüyor. Sen ona aşkla bakamazsın. O bugün ya da yarın bunu öğrenecek. Bu aşk 18 yıllık. O benimli ve benim olacak. Bir gün bana gelecek. Ben kaybetmeyeceğim. Sen kaybedeceksin. Sen. İshani, doğru değil bu. Ramvir'in isteğini asla yapmayacağım. Onu bağışlamayacağım. Bu gece mutlaka İshani'yi artık kendime bağlamalıyım. Ne demişti o? Kimse beni umursamıyor mu? Bu gece karısı İshani benim olacak. Bugün onu bağışlamayacağım. Ne oldu? Sen... Beni mi seviyorsun, kardeşini mi? Ne? Bu nasıl bir soru? Elbette seni seviyorum. Ayrıca Manas da Dişa'yı seviyor. Manas ve Dişa'nın ayrılmasını istemiyorsun. Çünkü Manas Dişa'yı sevdiğini söyledi. Benim tarafımda değilsin. Ramvir, ben sadece... Aşk nedir bilmiyorsun. Biliyorsan açıkla, öğreneyim. Söyle bana, beni ne kadar seviyorsun ha? Eğer seviyorsan söyle. Neden bana yaklaşmadın? Yeter. Bu gece... Bu gece beni ne kadar sevdiğini göstereceksin. Ramvir'in nesi var? Yoksa ilaçlar yüzünden mi böyle? Ramvir, yaklaşmayı istemediğimden değil. Sadece günlerdir çok garip davranıyorsun. Davranışların... Nedenini bilmiyorum ama değişmiş gibisin. Biliyorsun, bir insan gerçekten sevince aşktaki her sınırı aşar. Ve bu tutku insanı çılgına çevirir. Manas ne olursa olsun Dişa'yı istiyor. Sen benden kaçıyorsun. Madem beni seviyorsun, neden kaçıyorsun? Ramvir, kes şunu. Ramvir. Ramvir, çok üzgünüm. Niye bilmiyorum. Beni uzaklaştırdın. Bir dakika bile izin vermedin. Beni uzaklaştırdın, beni. Ramvir, neden? Neden ittin bilmiyorum. Elin çok kanıyor. Lütfen, lütfen otur. Lütfen otur. Bir dakika. Üzgünüm Ramvir, ben niye bilmiyorum.
Ben yaralandım ama sen ağlıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana yaklaştığında bir an aynı kişi değilmişsin gibi hissettim. Çok üzgünüm Ranvir. Ben ne düşündüğümü bilmiyorum. Evet, ağlıyorum. Çünkü benim yüzümden yaralandın. Bunu biliyorsun. Sen acı çekince ben de çekiyorum Ranvir. Beni neden bu kadar çok seviyorsun? Ranvir, sadece ben değil, sen de beni böyle seviyorsun. Ve bu aşk iki kişiyle ilgili değil. Biz tek bir bedeniz Ranvir. Ne sandın? Benim yerimi aldın. Bunu bugün ya da yarın öğrenecek. Bu aşk 18 yıllık. Onu alabilir misin? Çünkü bu aşk yüz yüze değil, kalpler arasında. Ben senin yüzünü sevmiyorum. Senin duygularına aşığım. Ben seni tanımıyorum Ranvir. Ama seni hissedebiliyorum. Bu yüzden her nereye gidersen git, seni bulurum. Seni milyonlarca insan arasında tanırım. Beni yüzümden tanımıyor, duygularımdan tanıyor. Beni nereye koyarsan koy, hislerim beni ona götürür. Karın olduğumu kabul ediyorum. Ve biz artık evliyiz. Ama aşkımız evliliğimizden önce gelir Ranvir. O görülemez. O sadece hissedilir. Tanrım, lütfen Ranvir'imi koru. Ne olduğunu bilmiyorum. Eğer ilaçlar yüzündense lütfen eskisi gibi olmasın. İlk kez biri benim için üzüldü. İlk kez benim için ağladı. İlk kez biri yaramı görünce acı hissetti. Hatta yaralarımı bile sardı. Duyguları çok samimiydi. Ama ben neden gözlerine bakmaya korkuyorum? Çünkü onun aşkı gerçek. Ama benimki değil. Senin gibiler sadece nefret için doğar. Sizler aşkı elde edecek kadar şanslı değilsiniz. İşani'yi elde edemezsin. O benimdi ve benim olacak. Ve o sadece beni seviyor. Ranvir, sadece ben değil, sen de beni böyle seviyorsun. Ben senin yüzünü sevmiyorum, duygularına aşığım. Biz tek bir bedeniz. Dinle, bu malzemeleri şuraya bırak. Bu mala artık bütün işleri hep böyle yarım bırakmaya başladım. Ama bu kimin hediyesi?
Yani bu... Ne oldu anne? Bu hediye bu... Bu hediyeye... Aa, evet. Neden bu kadar şaşırdın? Ne? Ben düşündüm de bu hediyeye neden ihtiyacım olsun ki, değil mi? Her hediyenin bir hikayesi vardır. Bu hediye sana bir hikaye hatırlatıyor gibi. Boş ver anne, endişelenme. Yarın evlilik yıldönümünüz. Bu yüzden biri bu hediyeyi vermiştir. Bunu kimin gönderdiğini yarın öğreniriz. Evet. Ve nedenini. Ranvir, gel bu töreni bitirelim. Hadi oğlum, gel hadi. Ranvir unuttu mu? Çünkü eskiden bu töreni tamamlarken... Ne oldu? Neden öyle gülüyorsun? Kimseye söylemeyeceksin. Yani bugüne kadar bunu yaparken neden elini koyduğunu hiç anlamazdım. Dua ederken başımızı örtüyoruz. Ve bunu yaparken de örtmemiz gerek. Ama tepsi aniden gelirse bu şekilde yapıyoruz. Yani elini koyup kapatıyoruz. Yani Ranvir elini başının arkasında tutardı. Ama neden şimdi yapmıyor? Ne oldu? Sen töreni yaparken... Eline başına koydun mu? Hayır. Neden? Ne neden? Öyle işte. Artık beni çok sorguluyorsun. Ve bir de yarın annemlerin yıl dönümü. Parul'la Manas'ın nikahını açıklayacağız. Ama dinle Ranvir. Anne, artık kararları ben vereceğim. Herkes kabul edecek. Sen parti düzenlemelerini yap. Özel bir pasta söyle. Parul ve Manas'ın nişanı için. Ben dekoratörleri aradım. Geliyorlar. Hey Çatali teyze. Evet Ranvir. Teyze, sana bir sorumluluk vereceğim. Sorumluluk mu? Evet söyle. Aslında yarın annemle babamın evlilik yıl dönümü. Bu süre zarfında Parul'la Manas'ı açıklayacağım. Düzenlemeleri de sen yapmalısın. Her şey. Ben mi? Ama neden? Hadi ama teyze, baksana, yani sen bu ailede modadan anlayan tek kişisin, öyle değil mi? Yani bu evde başka modadan anlayan kimse yok. Yani bence sen bu işi harika yaparsın. Öyle mi? Hı-hı. İş hani? İş hani ne dediğini duydun mu? Yani bu evde en şık kişi benmişim. En şık kişi olmanın dışında çok iyi birisin. Çünkü beni hiç
sorgulamıyorsun. Beni dinliyorsun değil mi? Evet, elbette. Eğer kararsız kalırsan yardım da alabilirsin. Evet, sorun. Parul, biliyorsun Dişa'yı seviyorum. Dişa yokken farklıydı ama o geri döndü işte. Ramir bunu nasıl söyler hala? Ve İshani de onu destekledi. Biliyorsun ki bu yanlış. Fakat onu desteklemeye devam ediyor. Lütfen Parul, bu evliliği inkar et. Yarın Ramir herkese evliliği açıklayacak. Bir adım daha atmadan ona yanıldığını söyle. Lütfen ona istemediğini söyle. Manas, evliliği reddedeceğim. Ama bugün değil, yarın. Bunu bütün herkesin önünde söyleyeceğim. Herkesin önünde söylersen bir şey yapamaz. Parul, ama yarın için hazırlık yapılıyor. Gidip onunla tek başına konuş. Hayır, öyle olmaz. Eğer tek konuşursam asla ikna olmaz. Davranışlarını görmedin mi? Ve bunun için sadece bir çözüm var. O da yarını beklemek. Ranvir'in nesi var? Çok inatçı oldu. Neden böyle davranıyor? Hayat çok sıkıcı. Bize biraz eğlence gerekiyor. Artık çok bunaldım. 15 dakika ver hayatım. Sen hazırlan. Kahramanın 15 dakika sonra orada. Ranvir tavuk yiyor. Hepimiz vejeteryanız. Bunları yemeyiz. Ama o neden tavuk yiyor? Evet, geliyorum. Ranvir. Merhaba Lakşman. Şarman. Ne yapıyorsun? Ben seninle konuşmak istedim. Şimdi mi? Mabede gidiyorum, sonra gel. Mabet mi? Evet, ben oruçluyum da. Bu yüzden. Oraya gidip orucumu açacağım. Peki bunda ne var? Adak. Bugün oruç tuttum. Şimdi gitmem gerek. Öyle mi? Hangi mabede gidiyorsun? Büyük mabede. Çarşıda olana. Birçok kişi oraya gidiyor. Ben de öyle tabii. Bu Şarman ailenin avukatı falan mı? Her zaman bir sürü soru soruyor. Bir dakika önce gelseydi yemek yediğimi görürdü. Kurtuldum. Ranvir'in davranışları neden bu kadar değişti? Buraya gelecekti. Nerede olabilir? Ne? Neden bakıyorsun? İçeri almayacak mısın? Davete ihtiyacın mı var? Gel. Ne? Benim şişem nereye gitti? Yalnız kalmayalı çok oldu. Rahatla, yanındayım. Öyle mi diyorsun?
Onu her yerde ararım. Şimdi kapı kapı çalıp Ranvir'i mi soracağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.